Medeniyetin kendisi kadar eski bir kavram olan bekaret bazı toplumlarda önemsiz görülürken çoğu topluluk içinse asırlardır kontrol ve tahakküm aracı olarak kullanıla gelmiştir. Toplumların kadın bekaretine büyük değer vermesi doğal olarak bu saflık simgeselliğinin taklit edilmesine neden olmuştur. Peki bazı kadınların bu yanılsamayı sürdürmek için ne kadar ileri gidebileceğini merak ettiniz mi? Cevabınız evetse dokunulmamışlığın erdemini bekaret kemerleriyle süsleyen orta çağa gitmek için çıkacağımız yolculuğa hazırlanın. Mert Özkara YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün tarihin tozlu sayfalarında gizli kalmış bekaretin gizemli tarihine göz atacağız. Ancak videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayın. Görüş ve önerilerinizi aşağıdaki yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Tamam, hazırsanız şeyine Greyfurt yerleştirip dokunulmamışlığın taklidini yapan antik çağ kadınlarının aldatıcı dönemine gidiyoruz. Bekaret kavramı özenle dokunmuş insanlık tarihinde toplumları şekillendiren ve bireylerin yaşamlarını derinden etkileyen karmaşık desenler örmüştür. Bekaret fikrinin tohumları bildiğimiz en eski uygarlıklara kadar uzanmaktadır. Konuya ilişkin yapılacak hiçbir yorum saflığa ve iffete derin saygı duyan ve M.Ö. 3200'lü yıllara kadar uzanan Antik Mısır'a uğramadan tamamlanmış sayılmaz. Antik Mısır'daki genç kadınlar bekaretlerinin saflığını simgelemesi için genellikle göğüslerinin üzerine belirgin bir beyaz bez örterlerdi. Ancak bekaret söylemi M.Ö. 800'lü yıllarda gelişen Antik Yunan toplumunda kristalize olarak şekillenmişti. Antik Yunanistan'da bekaret kavramı ruhani bir güç ve sosyal onurla yakından ilişkilendiriliyordu. Adını tanrıça Athena'dan alan Athena şehri bilgelik ve savaş ustalığını örnekleyen ebedi bakire Athena'ya saygı gösteriyordu. Tanrıça Athena'nın bekareti sadece onun bağımsızlığını ve kendine yeterliliğini sembolize etmiyordu. Aynı zamanda antik Yunanlıların güçlü kadın anlayışını şekillendiren bir ideali temsilen simgeselleşmişti. Antik Yunanistan'ın başka bir önemli yeri olan Efes şehri ise bekaretin masumluğunu simgeleyen Artemis'e ibadet edilen bir merkez idi. Ancak Artemis'in bekareti vahşi doğanın ve avlanmanın özgürlüğünü temsil ediyor, kadın gücünün farklı ve etkileyici bir portresini çiziyordu. M.Ö. 753'te kurulan Antik Roma Devleti kuruluşundan itibaren bekaretin değerini vurgulayan sosyal mekanizmalara sahipti. Antik Roma tanrıçası Vesta'nın rahibeleri olan Vestel bakireleri saflığı ve dokunulmamışlığı temsil eden kutsal ateşi korumaktan sorumluydu. Buna istinaden iffet yeminini bozan bakireler diri diri gömülmek gibi ağır cezalarla karşı karşıya kalabiliyorlardı. Geçmişi M.Ö. 2070'lere kadar uzanan Antik Çin'de ise bekaret evlilik ritüellerinde sembolik bir öneme sahipti. Antik Zhou hanedanlığından kalma ayrıntılı bir evlilik süreci olan 3 mektuplu 6 görgü kuralı gelinin bekaretine büyük önem verir ve Antik Çin'de neşe ve bereketin sembolü olan kırmızı renkle tüm düğün kıyafetlerinde kendini gösterirdi. Bu toplumlarda bekaret sadece kişisel veya ailevi bir mesele değildi. Kültürlerinin, ritüellerinin ve dinlerinin dokusuna işlenmiş sosyopolitik bir mit haline getirilmişti. Her medeniyetin bekaretle ilgili kendine özgü yorumları ve uygulamaları vardı. Ancak hepsinin ortak noktası birdi. O da somutlaşan saflık arzusu ve iffete duyulan derin saygı anlayışıydı. Ortaçağ Avrupası ise bekareti kumaş testiyle kontrol etmeyi ummuştu. Bu ritüelde yeni evli çift ilk gecelerinde bir bezle sarılırdı. Ertesi sabah kanla lekelenmiş olması beklenen bez gelinin bekaretinin kanıtı olarak halka açık bir şekilde sergilenirdi. İffetin santraç tahtasında vezir olduğu ortaçağın siyaset ve güç oyunları bekaretin rolünü ruhani ve dini alandan çekip alarak siyasetin ve iktidarların somut dünyasına kaydırmıştı. Ortaçağda bekaret kavramı değerli bir metaya adeta santraç tahtasındaki önemli bir taşa dönüşmüştü. Ortaçağ tüm gücün seçkin birkaç soylu aile arasında toplandığı hiyerarşik bir sistem olan feodalizmin yükselişiyle geçmişti. Bu karmaşık sosyopolitik çağda evlilikler gücü pekiştirmek, toprak kazanmak ve soyun devamlılığını sağlamak için tasarlanmış stratejik hamleler olarak görülürdü. Bu nedenle gelinin bekareti onun onurunu ve ailesinin prestijini simgeleyen bir objeye evrilmişti. Bekaret evlilik ittifaklarının müzakerelerinde terazinin dengesini değiştirecek kadar güçlü bir merkezdeydi diyebilirim. Bakire azizler kültü de orta çağda gelişen bir muhafazakarlık mitiydi. İffetin sembolü olan Aziz Agnes gibi figürler orta çağda çok değer görüyordu. Bu bakire azizlere büyük saygı gösterilir, hikayeleri pazar vaazlarında sık sık anlatılırdı. Bekaretin ruhani bir erdem olduğu, ilahi bir lütuf manası taşıdığı ve şehitlik kadar önemli bir değere sahip olduğu
vurgulanırdı. Orta Çağ edebiyatında da bakirelik birçok yerde idealize edilmişti. Orta Çağ romanlarında yaygın olan saray aşkı kavramı ve şövalyelerin soylu ve ulaşılmaz bir bakirenin beğenisini kazanmak amacıyla giriştiği tehlikeli olaylar sürekli anlatıla gelirdi. Bekaret algısı insanlık tarihi boyunca sosyal normlar ve bireysel beklentilerden oluşan sayısız iplikle dokunarak günümüze kadar ulaşmıştır. Bu karmaşık desenleri çözmek için yapılan araştırmalar bu söylemin örtülü yönlerini de ortaya çıkartmaktadır. Evet, bakire taklidi yapma sanatı. Bu uygulamanın eski bir örneği M.Ö. 27 yılında Antik Roma'da yaşanmıştır. Antik Roma halkı kadınların evliliklerine bakire olarak girmelerini çok önemserdi ve bu toplumda sıkı bir şekilde uygulanan gelenek halini almıştı. Romalı yazar ve filozof olan Gellius, Attic Nights adlı bir eserde Marcia adlı bir Romalı kadının üreme organını kasarak bekaret yanılsaması verme taktiğini ustaca kullandığını, sadece bununla yetinmeyerek greyfurt gibi bazı meyveleri cinsel uzvuna yerleştirdiğini anlatan ilginç bir hikayeyi belgelemişti. Zaman içerisinde ilerlerken Orta Çağ Avrupa'sındaki bekaret dolandırıcılığına da bakmadan geçmeyelim. Milattan sonra 500'lü yıllarda Aziz Hildegard'ın çiği olarak bilinen bir karışım, bekaret saflığını simüle etmek isteyen hayat kadınları arasında kullanılan popüler bir jeldi. Adını ünlü başrahibe Bingen'la Hildegard'dan alan bu iksir, kadın üreme sistemini kusursuzca daraltma potansiyeliyle bilinen rezene, bahçe rokası ve penny royal karışımından elde ediliyordu. Orta Çağ'da bekaret yanılsaması yaratmak için kullanılan bir başka tarihsel strateji de kan kullanımıydı. 16. yüzyıl Fransa'sında Fransız yazar Madame de Sevigne'ye atfedilen bir alıntıda kadınların bekaret süsü vermesi amacıyla tavuk kanı kullandıklarından bahsedilmektedir. Bu tarz hassas aldatma danslarında bazı gizli eşyalar da rol oynamıştır. Yırtıldığında kanamayı taklit eden hassas zarların kullanıldığı yapay himen adı verilen aletler Orta Doğu'dan Asya'ya kadar birçok kültürde kullanılmıştır. Yakın tarihimizde modern tıbbın ilerleyişiyle bu uygulamalar bekareti taklit etmek için daha güvenilir bir yol sunan kızlık zarı dikimi gibi tıbbi prosedürlere dönüşmüştür. Kızlık zarının yeniden yapılandırılmasını içeren bu cerrahi prosedür 20. yüzyılın sonlarında popülerlik kazanmıştır. Bekaret taklitlerinin bu denli yaygın olmasının nedeni şüphe yok ki kadınların bu konuda karşılaştıkları muazzam baskı ve incelemenin dokunaklı yansımasıdır. Peki tüm bunlar hakkında neler düşünüyorsun? Bir erkek olarak evleneceğin kadının bekareti senin için ne kadar önemli? Ya da bir kadın olarak bekaretin bu denli önemli olması senin için ne ifade ediyor? Yapacağınız her yorumu okuduğumu ve cevapladığımı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı ihmal etmeyin. Tamam, haydi gelin yorumlarda hep beraber kaynatalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepiniz sağlıcakla kalın.